Efendim bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan bu hastalığı Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Özyiğit ile konuşacağız. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydınlar Duygu Hanım. Teşekkür ederiz. Efendim şimdi pandemi döneminde kanser hastalarının tedavi olamamasının ve bu hastalığın ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha önemini anlamış, kavramış olduk. Bu kısma geleceğiz ama önce şöyle başlayalım. Dünyada her 5 insandan biri yaşam boyunca kansere yakalanıyor. Niye bu kadar yüksek hocam? Ve Türkiye'deki istatistikler var mı elinizde? Var. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle, kanserin birçok sebebi var. Türkiye'de 230 bin civarında yeni vaka sayısı var. Ölüm oranları da var. Bu da 126 bin. Yani bir yılda kanserden kaybettiğimiz insanımız, vatandaşımız 126 bin civarında. Dünyadaki bu sayıda 10 milyon. Bir yıllık rakam 10 milyon. Yalnız şöyle bir özellik var. Bu 10 milyon rakamının %60-70'i gelişmemiş ülkelerde. Hı hı. Yani kanser, tanı, tedavi diyoruz. Hani bu kısımlarına erişmede zorlu olan kısımlarda bunu görüyoruz. Bu da az rakam değil. Yani sadece %30'u gelişmiş ülkelerde. %70'i Afrika gibi veya çeşitli dünyanın geri kalmış ülkelerinde yer alıyor. Bu nedenle de 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nün teması olarak kanser tanı ve tedavisine erişimdeki adaletsizlikleri giderme üzerine kuruldu. Bu bence çok önemli. Evet. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yani hep bu adalet diyoruz. Sağlıkta da adalet gerçekten çok önemli. Bu insanlar, hani bizim burada günlük hayatımızda, Türkiye için konuşuyorum, ulaşabildiğimiz birçok kanser hizmetinden maalesef mahrum kalıyorlar. Bu durum aslında gelişmiş ülkelerde de söz konusu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi sosyal güvenlikten mahrum olan kişilerin de kanser ölüm oranları çok fazla. Yani kanser artık tedavi edilebilir bir hastalık haline geldi ama dünyanın birçok kesiminde parasızlıktan dolayı maalesef birçok insanımızı kaybediyoruz. Evet, özellikle bu konuya değineceğiz, geleceğiz, çok önemli. Neden hastalar tedavi alamıyor? Eksik nerede? Bunu konuşacağız ama peyderpey gidelim. Ülkemizde en sık rastlanan kanser türleri neler? Bunu merak ediyoruz. Cinsiyetlere göre farklılık var ama tüm iki cinsiyette de ortak 1 numarada akciğer kanseri yer alıyor. 2. sırada meme kanseri ve daha sonra kolorektal dediğimiz, yani bağırsak kanserleri yer alıyor. Cinsiyetlere ayırdığımız zaman da erkek cinsiyetinde akciğer kanseri, prostat kanseri, kadınlarda ise meme kanseri ön planda. Bir de tiroid kanserleri de var yine onlarda ve bağırsak kanserleri şeklinde sıralama gidiyor. Yani ilk sıralarda erkeklerde akciğer, kadınlarda ise meme kanseri geliyor. Peki hocam, madem tema eşitsizlik, bunu konuşalım biraz, üzerine yorum yapalım Türkiye özelinde özellikle. Şimdi düşük ve orta insani gelişmişlik grubundaki ülkelerde artıyor dediniz ama Amerika'da da var dediniz yine eşitsizlik. Şimdi hal böyleyken soru şu olsun, nasıl önleyebiliriz bu eşitsizliği? Ve mesela Türkiye'de kanser tedavisi ne durumda? Ne kadar insan bu hizmetten, bu tedavi yöntemlerinden mahrum kalıyor ve hayatını kaybediyor? Şimdi güzel olan nokta, Türkiye olarak bizim başta kanser tanı ve tedavisi olmak üzere gelişmiş ülkelere yakın bir konumdayız. Bu bizim için iyi bir haber. Onu baştan söyleyeyim. Radyoterapi altyapısı olsun, kemoterapi, sistemik tedaviler olsun, cerrahi altyapımız olsun. Bizim gelişmiş ülkelere yakınız. Hatta bu noktada bölgesel olarak da büyük bir güç konumundayız. Bunun üzerine özellikle vurgulamak istiyorum. Ama bu gelişmemiş ülkeler derken, demin de bahsettiğim Afrika'da var bunlar, uzak doğu ülkelerinde var. Hatta kuzeyimizdeki ülkelere gittiğimiz zaman oralarda dahi bu eşitsizlikleri görüyoruz. Evet. Peki hocam, nasıl giderilebilir bu eşitsizlikler? Biraz bunu konuşalım. O zaman orada maliyete gireyim. Aslında biz biraz yanlış yerden bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de stratejilerini son 10-15 yıldır değişmiş vaziyette. Biz hep tedaviye odaklanıyorduk. Artık önleme stratejilerine geçilmiş durumda. Çünkü bugün dünyada kanserin maliyeti 11 trilyon doların üzerinde. Tedavi ile ilgili maliyetlerden bahsediyorum. Bu inanılmaz bir rakam. Evet. Halbuki biz her yıl yaklaşık olarak 10 milyar doların üzerindeki bir rakamdaki parayı ayırsak, dünya için konuşuyorum, bunu da sadece önleme stratejilerine harcasak yıllık 100 milyar dolar civarında bir parayı tasarruf edebiliyoruz. Önlemeden kasıt ne? Burada ta bizim ilk öğretimden, yani eğitimle başlıyor bu olay. İlkokul öğrencilerine başta tütünlü ve zararlı alışkanlıklar olmak üzere, ki demin dedim işte akciğer kanseri neredeyse %90'ını bunun sigarayla veya tütün ürünleriyle ilgili olan noktalarda. Yine bir takım kanserler var ki rahatlıkla aşılamayla önüne geçebiliyorsunuz. Yani bizim artık önleme stratejilerine biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunlar zaten çok basit önlemlerle önünü alabileceğimiz kanser türleri. Hocam, Türkiye'de önlemeye dair çalışmalar var mı mesela? Tabii. Yani geçmişten gelen bir, yani evet. Buyurun. Ya bir kere tedaviden çok daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'nin çok köklü bir sağlık hizmetleri altyapısı var. Cumhuriyet ilk kurulduğu dönemde çok sağlam şekilde Trahom'la savaş, Verem'le savaş ve Kanserle Savaş Derneği veya Kanserle Savaş merkezleri de bununla ilgili kurulmuş durumda. Yani bununla ilgili bizim köklü tecrübelerimiz var. Ve nitekim kanserle bizim erken tarama merkezlerimiz, KETEM'ler diyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulmuş. Ülkemizin dört bir yanında hizmet vermekte bunlar. Birçok erken tanı olanağına burada hastalarımızın ulaşması mümkün ve her bölgedeki vatandaşımız da bunlara rahatlıkla ulaşabilmekte. Onun için bizim yani ilave bir maliyetimiz gerek yok, ama biraz farkındalığı sanırım bu konuyla ilgili anlatmamız lazım. Çünkü son yıllarda özellikle bu KETEM'lere başvurular oldukça düşmüş durumda. Son yıllar derken pandemi koşullarını kastediyorum. Evet. İnsanlar doğal olarak kendilerini korumaya aldılar, ama kanser elektif bir rahatsızlık değil. Yani burada elektiften kastımız şu, hatırlarsınız pandeminin ilk şartlarında sağlık hizmetlerinin birçok kısmı ötelenmişti. Ama kanser tanı konulduktan sonra tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Yani öteleyebileceğiniz bir hastalık değil, birkaç istisna dışında. Onun için ben burada özellikle vatandaşlarımızı bu KETEM'lere, çünkü illa da hasta olmanız da gerekmiyor. 35'li 40'lı yaşlardaki kadınların mamografilerini yaptırması, erkeklerin 50'li yaşlardan sonra PSA dediğimiz basit kan testleri ve bir takım klinik muayeneleriyle birçok kanser türünü rahatlıkla artık erken tanı koyabiliyoruz. Tanının ötesinde doğrudan bunları tedavi de edebiliyoruz. Bu çok önemli bir hocam, husus. Evet, KETEM'ler önemli bir vurgu. Üstelik ücretsiz bir şekilde buradan faydalanabiliyorsunuz, ama gerçekten çok yaygın mı Türkiye genelinde? Mesela bir vatandaş kendi bulunduğu ilçe sınırlarında gidip bir KETEM bulabiliyor mu? Ya da daha da mı yaygınlaştırılması gerekiyor bu merkezlerin? Düşünceniz nedir? Güzel bir noktaya değindiniz. Elbette daha da yaygınlaşması gerekiyor. Bunların çoğu il merkezlerinde yer almakta, ama yani diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman çoğu ülkede böyle bir yapılanmada söz konusu değil. Dolayısıyla biz bu konuda biraz daha şanslıyız. Yeter ki halkımız bunlara ulaşmayı bilsin. Yani biraz daha burada herhalde farkındalık noktasında çalışmamız gerekiyor. Birçok vatandaşımız muhtemelen KETEM'in ismini veya bunun varlığından bile habersiz olduğunu düşünüyorum ben. Şu an duyanlar... Onun için basınımıza, medyanımıza da çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Evet. Bunun farkındalığı noktasına fırsat verdiğiniz için. Evet, şu an duyanlar için yani orada her türlü mesela rahim ağzı kanseri taramaları, mamografi taramaları, yine erkek hastalar için çeşitli taramalar rahatlıkla yapılıyor. Kısa bir süre içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Evet, ama yaygınlaştırılması gerektiği hususunda hemfikiriz hocam. Biz de baktığımızda İstanbul gibi bir yerde bile 4-5 tane KETEM merkezinin olduğunu görüyoruz. Şimdi şunu sormak isterim. korona aşılarına geleceğiz ama bazı kanser türleri için de biz yayına girerken özellikle bu duyuruyu yaptığımızda kadınlardan çok fazla talep geldi bu soruyla ilgili de. Rahim ağzı kanseri meselesi, aslında aşı var. Ve dünya genelinde bu aşıları çok erken yaşta uygulayan ülkeler var. Ama bizde durum sanırım öyle değil. Rahim ağzı aşısı nasıl daha yaygın hale getirilebilir? Koruyuculuğu ne kadar? Hangi yaş aralığında yapılıyor bu aşılar? Bu soru çok geliyor hocam, buyurun. Çok önemli bir husus, çünkü basit bir aşıyla %100 engelleyebildiğiniz bir kanser. Rahim ağzı kanseri. Bugün Avustralya kıtasında rahim ağzı kanseri tarih olmak üzere. Ki bu insanlığın herhalde yok ettiği ilk kanser olacak bir kıtada. 2030'lu yıllarda artık hedefi daha da büyüttü Avustralya kıtası. Aşının koruyuculuğu neredeyse %100'e yakın, ki %100 rakamlarını biz biliyorsunuz bilim camiasında çok telaffuz etmeyiz ama bunda telaffuz edebiliyoruz. Rahim ağzı kanseri şu anda bizim zorunlu aşılar arasında yer almıyor. Rahim ağzı kanseri Türkiye'de sıklığı daha az olan kanserlerden, ama ilerleyen dönemlerde bunun sıklığının artacağı öngörülüyor. Onun için bunun da hani bir şekilde zorunlu aşılar kapsamına alınıp, sadece kadınlar bunu soruyor, hani kadınların aşılaması, erkek çocuklarının aşılanması gerekiyor. 12-13'lü yaşlardan bahsediyoruz. Yani taşıyıcı bunlar çocukluk çağı aşıları olarak yer alıyor ama netice itibariyle daha ileri yaşlarda da bu kanser HPV aşılarını yapabilmek mümkün. Önemli olan, dediğim gibi, bu konuda farkındalığı arttırmak ve başta kız çocuklarımız olmak üzere 12-13 yaşlar, ki burada aslında oldukça erken bir yaş tercih ediliyor. Çünkü cinsel yolla geçen bir viral enfeksiyon olduğu için bu. Dolayısıyla cinsel ilişki yaşından önce bu aşıların tamamlanması gerekiyor. Evet, peki biz bu arada maliyetli de aşılar, bunu da sormak istiyorum. Bu noktada bu aşıları... Sağlık otoritesinin, devletin üstlenmesi mümkün mü? Mesela yok mu dünya genelinde bunu yapan ülkeler? İşte demin bahsetmiştim, şu anda gelişmiş ülkelerde, yani bütçesi yüksek olan ülkelerde artık bu zorunlu aşılar kapsamına girdi. Ama Türkiye'nin maliyet etkinlik açısından bu çalışmalar yapılmıştı bildiğim kadarıyla zamanda, bundan 10 yıl önceki bir zaman diliminde. O dönemde pek maliyet etkinlik açısından, çünkü sayı çok az olunca sizin... kadın nüfusunu, yani aşılayacağınız kadın nüfusu çok fazla olunca bunu ülkenin bütçesini zaten kaldırması mümkün değildi o aşı fiyatlarıyla. Bir şekilde bu aşıyı üreten firmalarla masaya oturup toplu alımlarla elbette bunun fiyatı indirilmesi söz konusu. Muhtemelen ülkemizde de ilerleyen yıllarda bu da zorunlu aşı kapsamına alınacak diye düşünüyorum ben. Evet hocam, her geçen günde aleyhimize işliyor sonuç itibariyle. Bir de böyle bir durum var. Kadınlar arasında maalesef meme kanseri de çok fazla yaygın. Etrafımızda çok fazla duyuyoruz. Aslında basit bir el muayenesiyle bile anlaşılabilecek bir kanser türü yine. Bu noktada ama çok fazla bilinçlendirme var. Meme kanserinde biz bunu görebiliyoruz. Sürekli bir yayınlarla, kamu spotlarıyla bu anlatılmaya çalışıyor. Aslında bütün kanser türleri için yapılamaz mı bu? Rahatlıkla yapılabilir. Yani netice itibariyle bununla ilgili olarak demin de bahsettiğim farkındalık zaten bu şekilde başlıyor. Çeşitli kanser türleriyle ilgili zaten hani başta akciğer kanseri olmak üzere tütünle mücadele konusunda birçok kamu spotu var. Burada başta sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere bu konuya, yani medyanın önemini burada vurgulamak lazım. Medya ile daha geniş kitlelere ulaşmak gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli. Evet. Ben bir de demin bu eşitsizliklerle ilgili bir noktayı unuttum vurgulamayı. Buyurun. Şimdi ben Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak konumuzla da ilgili bir mesele. Şimdi ülkemizin radyoterapi altyapısı sağlam. Demin eşitsizlik ve adaletsizliklerden bahsettim. Bu gelişmemiş ülkelerin neredeyse %90'ında radyoterapi hizmetleri hiç yok. Yani bunu da zaten ilk sırada sayıyor. Çünkü bugün birçok kanser türünde Işın tedavisi dediğimiz şua veya radyoterapi dediğimiz tedavinin olmazsa olmazı, yani yaşam kurtarıcı. Tek başına cerrahiyle birlikte veya kemoterapiyle maalesef bunlar çok pahalı yatırımlar. Bu pahalı yatırımları yapamadığı için de hastalar özellikle işte bu gelişmemiş ülkelerde radyoterapi hizmetlerine ulaşamıyor. Ulaşamayınca da çok ciddi, çünkü %90 çok büyük bir rakam. Hocam devlet hastanelerinde ne kadar yaygın bu tedavi yöntemi? Yani peki, şöyle son 2005'li yıllardan sonra dediğim gibi hemen hemen bütün bölgelerimizde var. Tabii 3 büyük şehirde özellikle radyoterapi hizmetleri yoğunlaşıyor ama birçok ilde bu var. Urfa, Antep, Diyarbakır, Erzurum, yani tek tek saymakla bitmez. Birçok ilimize radyoterapi hizmeti ulaşmış durumda. Yani halkımız, kanser hastalarımız ve bunlar da yani oldukça üst teknoloji cihazlar, son model cihazlar diyebilirim hani tabiri caizse. Bunların hepsinin ulaşımı şu anda birçok bölgeden mümkün. Bunların zaten belli bir plan ve proje dahilinde yapıldı. Bizim derneğimizin de bunun içinde olduğu bir takım 10 yıllık, 20 yıllık planlar dahilinde yapıldığı için bunların yerleşimleri de çok özellikli şekilde seçildi. Yalnız önemli olan bunlar hepsi kura bağımlı cihazlar ve sürdürülebilirlikler önemli. Yani en basit cep telefonlarından örnek vereyim. Bugün 20 yıl önceki cep telefonlarıyla şu anda cebimizdekinin arasında teknolojik olarak dağlar kadar fark var. Radyoterapi de bilgisayar teknolojisine dayalı bir cihaz altyapısı olduğu için bunların da sürdürülebilirliği açısından belli zamanlarda yenilenmeye ve radyoterapi altyapısının bir güncelleme ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda da şimdiden önlem olması gerekiyor. Peki hocam, soru çok, o yüzden vakitte daralırken hızlı sormak istiyorum. Pandemi özellikle kanser hastaları bakımından çok olumsuz sonuçlar doğurdu. Çünkü hastaneye gitmekten korkan hastalar var. Ya da pandemi yoğunluğundan ötürü, vakalardan yoğunluğundan ötürü tedavi alamayan hastalar var. Dolayısıyla erken tanı ve teşhis gecikiyor. Ne kadar etkilenme görüyorsunuz kanser hastaları bakımından? Dün bununla ilgili rakamlar da açıklanmıştı. Kanser ölümlerinde artış, normalde aslında 1990'lı yıllardan sonra baktığımız zaman bir %30'a yakın bir azalma vardı kanser ölümünün dünyada, ama pandemi döneminde maalesef bir %10-15'lik bir artış bekleniyor bunlarda. Çünkü erken tanının ötesinde tedaviler daha, yani daha doğrusu hastalarımız daha geç evrelerde başvurdu maalesef. Bu geçen süreç içerisinde hastalıkları ilerledi ve kliniklere daha geç evrelerde. Bunların da tabii olumsuz neticelerini biz kliniklerimizde görüyoruz. Ama bunun için net şu anda elimizdeki sayılar yok. Muhtemelen pandemi geçtikten sonra elimizde daha net rakamlar olacak. Ama şunu söyleyebilirim, gözlemlere göre şu anda birçok kanser tanısı maalesef ileri evrelerde konuluyor. Evet, peki %90'a yakın, eğer erken teşhis edilirse %90'a yakın oranda olumlu sonuç alınan bir hastalıktan, bir illetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte aslında hani hep diyoruz ya, pandeminin hastane bakımından yoğunluğu sadece vakalar değil, başka önemli hastalıkların teşhisinin, tedavisinin gecikmesi. Ne söylersiniz hocam, ne yapılması gerekiyor? Bir yandan da pandemiye de vurgu yapmış oluruz. Siz de bir çağrı yapmış olursunuz. Evet. Şimdi şöyle, birincisi yani artık pandemi sürüyor. Önlemlerimizi aldığımız müddetçe İnternet sitelerinde bunlar bütün, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere, bizlerin, derneklerimizin siteleri de dahil olmak üzere erken tanı ile ilgili bilgilendirmeler var. Bunlara mutlaka halkımız ulaşsın, doğru yerden doğru bilgi alınsın. Bir kere sivil toplum kuruluşları dediğimiz uzmanlık dernekleri, ki burada Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Cerrahi Onkoloji Dernekleri var, Sağlık Bakanlığı sitesi. Buradan öncelikle doğru bilgi ulaşsınlar, çünkü bunların hepsi uzmanlar tarafından bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanan bilgiler. Bunları gördükten sonra da kendilerinde şüpheli bir durum tespit ederlerse lütfen gecikmeden hekime başvursunlar. Çünkü pandemiden daha tehlikeli bu hastalık. Yani bunda hiç kuşku yok. Dolayısıyla kendilerini bu konuda uyarmak istiyorum özellikle. Hocam en başta söylediniz. Pandemi bahanesine sığmamaları lazım. Evet, en başta söylediniz, bir rakam verdiniz. Yanlışsam lütfen siz de tekrar düzeltin. 126 bin mi demiştiniz Türkiye'de can kaybının? kanserden. Oranı, evet. Maalesef. Bugün yani biz koronavirüste de evet çok fazla insan kaybediyoruz ama sizin söylediğiniz rakam yıllık can kaybı kanserde ben mesela bilmiyordum. Gerçekten çok fazlaymış. Hani baktığımızda aslında ne kadar risk olduğunu görebiliriz rakamlardan da. Şimdi bir soruyu araya sıkıştıracağım çünkü çok fazla sordular. Az önce bahsettiniz ya HPV kaynaklı rahim ağzı kanseri. Aşılar kansere yakalandıktan sonra da işe yarıyor mu diye bir soru gelmiş. Yani aktif enfeksiyon olan vakalarda da aşının yaptırılması öneriliyor, HPV aşısının. Bu arada ben hani burada sadece tek rahim ağzı kanseri dedim ama bu human papilloma, HPV dediğimiz virüs aynı zamanda bademcik kanseri, anal kanser gibi çeşitli kanserlerden de sorumlu ve dolayısıyla bu kanserlerden de korunmayı sağlıyor. Belki Türkiye'de çok sık görülmüyor ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde en sık görülen baş boyun kanseri bademcik kanseri. Ve bunun önlenmesinde de etkili olduğunu biliyoruz. Peki. Şimdi kanser tedavisinde umut veren gelişmeler var. O alanları biraz konuşmak istiyorum. Neler söylersiniz hocam? Umutlu musunuz? Kanserin yakın zamanda büyük oranda birçok türünde önlenebilir olacağından. Şimdi en az %30'u ile 50'si arasında önlenebileceğini biliyoruz ki yani üst sınırdan bakarsak 2 kanserden birini önleyebileceğimizi artık biliyoruz. Bu çok önemli. Bunu bir kenara yazalım. Tedavi kısmına gelecek olursak tedavide de oldukça güzel gelişmeler var. Bunlarla ilgili bizim alanımızda özellikle mesela radyoterapi kısmında artık doğrudan nokta atış dediğimiz çevre organlara zarar vermeden birçok teknolojimiz var, ışınlama yöntemimiz var. İlaçlar konusunda ciddi gelişmeler var. Bağışıklık sistemiyle ilgili özellikle bunu güçlendirip ve kansere doğru doğrudan bizim bağışıklık sistemi hücrelerinizi yönlendirebildiğimiz immünoterapi dediğimiz bir takım tedavi ilaçları şu anda piyasaya çıkmış durumda. Bunlar halihazırda kullanımda. Yani şöyle birçok insanlık tarih boyunca hastalıklarla savaştı ve sonuçta galip gelen taraf hep biz olduk. Veba salgınları oldu. Yine biliyorsunuz bugün vebadan kimse bahsetmiyor. Kanser de çağımızın vebası olarak nitelendiriliyor biliyorsunuz. Birçok böyle baktığınız zaman magazinsel haberlerde. Ben buna katılıyorum. Gerçekten 20 milyonun üzerinde çünkü yeni vaka var kanser konusunda. Bu da tarihi olacak. Hani bunu kestirmek çok zor ama eğer bu hızla gider isek herhalde bu yüzyılın sonuna doğru artık kanser de bizim için sıradan bir hastalık gelecek ki birçok noktada zaten biz artık kanseri kronik hastalık haline dönüştürmeye başardık. Mesela meme kanseri bunlardan biri. Evet. Peki bu genetik haritanın çıkarılması bir işe yaradı mı hocam? Kesinlikle. Nasıl daha doğrusu? Kesinlikle çok işe yaradı. Şöyle 2000'li yılların başında biliyorsunuz insan genom projesiyle genetik haritaları çıkarıldı. Sonuçta kanser de mutasyonlarla olan bir durum. Bir şekilde siz mutasyon dediğimiz yani o insanın genetik kodundaki değişiklikler. Bu değişiklikler sonucunda kontrolsüz büyüme söz konusu oluyor. Siz bunların nerelerde olduğunu tespit ederseniz ona göre de ilaç stratejileri ve tedavi stratejileri hatta önleme stratejileri geliştiriyorsunuz. Birileri götüreyim. Şimdi mesela sizin editör masalarını var. Birçok haberi edite eden vesaire. Şu anda biz genlerimizi edit hale geldik. Yani edite eder, düzenleyebilir hale gelmiş durumdayız. Bununla ilgili artık bilimsel veriler de var. Şimdi siz bunu yapabildiğiniz zaman sadece kanser değil birçok genetik hastalıkla da ciddi aşamalar kaydedebileceğimiz ortada. Peki. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Ama çok hızlandı bu gelişmeler. Evet, biraz bağışıklık sistemini güçlü tutmak konusuna değinelim. Çünkü kansere yakalanmayı büyük ölçüde önleyen bir durum aslında. Nasıl bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız? Özellikle tavsiyeleriniz neler? Bağışıklık sistemiyle ilgili 2 önemli nokta var. Bir kere beslenmede sebze ve meyve ağırlıklı. Bu zaten bağışıklık sistemimiz açısından çok önemli. Bir de düzenli egzersiz ve obezite dediğimiz aşırı şişmanlıktan kaçındığımız müddetçe ekstra bir takviye almaya gerektirim duymadan, ki burada takviyeden kastım vitaminler özellikle. Çünkü bunların eksikliği yoksa fazladan almanın bir etkinliği gösterilmiş değil. Hatta bazı vitaminlerde tam tersine kanser yaptırması söz konusu olmuş. Mesela bunlardan başında da vitamin E geliyor. Selenyum, vitamin E alan hastalarda, mesela hasta gruplarında bu tür çalışmalar var. Akciğer kanserinin tam tersine daha da arttığı gösterilmiş durumda. Onun için bizim basit egzersizle, günlük tempolu yürüyüşlerle, daha fazla sebze meyve ağırlıklı beslenmeyle bağışıklık sistemimizi gayet güzel fit tutabiliriz. Yani böyle ekstradan bir ilaç takviyesi vesaire almamıza kesinlikle gerek yok. Bu tavsiye edilen bir şey de değil. Hocam zaman zaman böyle... Zaten kanserde şöyle, çok affedersiniz, evet, onu da unuttum. Bakın yeni tedavilerden bahsederken biz geçmişten beri hep aslında bağışıklık sistemini hırpalayıcı tedaviler vermekteydik. Evet. Gerçi hala aynı konsept sürüyor ama yeni bir şey daha keşfettik. Bağışıklık sistemini aslında biz yeniden keşfettik son 10 yıldır. Verdiğimiz ilaçlarda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik, İşte bu immünoterapi dediğimiz ajanlar bu işe yarıyor aslında. Peki başka korunma yöntemleri var mı kanserden? Var. 5 temel etken hemen sayayım burada. Bunlar çok basit. Tütün ürünlerinden uzak kalacağız. 1 numaralı etken. Bugün 1 milyonun üzerindeki insanın ölümünden sorumlu bir ajan. Hatta ben kitle imha silahı diyorum buna. Hı hı. Yani tütün ürünlerini, her türlü, nargile, elektronik sigara, hiç fark etmez hepsi. 2 alkol, 300 bin civarındaki kanser ölümünden de alkol sorumlu. Düzenli egzersiz ve obeziteden uzaklaşma. Sebze meyve ağırlıklı yiyip işlenmiş ürünlerden, gıdalardan, beslenmedeki en önemli noktalardan biri uzak kalmak. Bir de ultraviyole dediğimiz ışınlardan uzak kalmak. Bu da gün ışığının, özellikle bu şu anda kış mevsimindeyiz gerçi ama yazın saat 10 ile 4 arasında direkt güneş ışınlarını tepeden aldığımız vakitte bundan uzaklaşmamız gerekiyor. Bu noktada mesela geçtiğimiz yıllarda solaryumlar yasaklanmıştı 18 yaş altı. Ben onlara da malin melanom tabutu diyorum. Çok tehlikeli bir cilt kanserini yaptığını net biliyoruz. Birçok ülkede de bu yasaklanmış durumda. Bizde bu 18 yaşı bence daha da genişletmesi gerekiyor. Çok, yani çok basit önlemler, gördüğünüz gibi o saydığım 5'inden. Tabii maalesef yani bunlarla ilgili daha katı önlemler alınması gerekiyor. Evet. Peki hocam bazen böyle bazı hocalar tavsiye ediyor, hani şöyle yiyin, şunu yiyin, kanserden korur gibi, böyle vatandaşlar da direkt bu bitki neymiş diye böyle bir bakıyorlar ama herkesin durumu da farklı değil mi? Bu noktada dikkat diyelim mi? Ya tabii ki ama şöyle bir durum söz konusu. Tabii şu anda mevcut, hani enflasyon vesaire, günlük şeye de gireceğiz. Hani biz doktor, hekim olarak birçok tavsiyelerde bulunuyoruz ama doğal olarak halkımızın da buna ulaşması, yani günlük yaşam koşullarını da bunda bizim düşünmemiz gerekiyor bu soruya cevap verirken. Peki. Onun için bunda biraz daha yuvarlak cevap vereyim. Peki, çok teşekkür ederiz. Gökhan Özyiğit, değerli görüşleriniz için. Rica tekrar ederim. Kanser günüyle ilgili vatandaşlarımızı uyarmış olalım, bizler aman dikkat edin. Korunmak mümkün, her şey bizim elimizde bir noktada. Sağ olun, hoşça kalın.